Ece, buradan aslında bizim Beyaz Şov ekibine gerçekten hem çok teşekkür edeyim, programın sonuna bırakmayayım. Sonunda çünkü değil, başında hak ediyorlar bunu. Hem yapım ekibi, hem teknik ekip, yönetim ekibi, hem kameraman arkadaşlarımız, hem bütün Kanal D'nin içindeki çalışanlar, mizah gruplarımız. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Bir büyük alkışı onlar için alayım çünkü kaç senedir ekmeğini yiyorlar. Gökçe'cim. Efendim. Anlat. Şimdi gireceğiz gerçi uzun uzun o konulara ama yaprak döküm bittikten sonra ne kadar ara verdin sen? Bir sene kadar ara verdim. Bir sene. Bir sene içinde çok teklif gelmiş miydi? Yapmayı düşünüyor muydun bir şey? Hiç girmeyecek miydin bu şeye? Yani çok güzel bir şey, içime sinen bir şey gelirse yapacaktım. Evet. Ama öyle bir şey olmadı. O yüzden de bekledim. Şu anda oynayan başka dizilerden teklif gelmiş miydi? Gelmişti. Gelmişti. Evet. Ve onları seçmemiştin. Seçmemiştim. Evet, peki. Neden? Gelecek mi görmedin onlarda? Yani biter yoksa bilmem. kendini içine konumladın. Evet, kendimi içinde göremedim. Öyle çok etkilenmemiştim. Peki burada Kayıpşehir'de çok da iyi bir yazar grubu var. Evet, çok. Değil mi? Çok. Gerçekten. Hani Yıldırım. herhalde Türkiye'nin en iyi Evet. yazar gruplarından bir Evet. tanesi. Zaten kanalın içinde bu konu konuşulurken de yazar grubu çok iyi. Bakalım ne çıkacak, ne çıkacak, ne çıkacak diye konuşuluyordu. İlk bölüm için biraz bir şeyler konuşuldu falan böyle iyi mi iyi iyi gibi falan ama sonradan ivmelendi 2-3 Evet. yukarı çıkmaya başladı şimdi iş. Bir hayat kadınını canlandırıyorsun. İşte o kadar bekledim, bekledim, bekledim. Sonra böyle bir tercihte bulundun. Yani bir hayat kadınını canlandırma hayır, bunu şunun için soruyorum gerçekten de. Oyuncular zoru seviyorlar. Yani zoru yapmak istiyorlar. Onun için de bekledikleri roller hep öyle roller oluyor. Ne oldu? Reklam değil mi? Ben sevdim zamanında girin diye. Şimdi de ben girmiyorum. Evet. Şimdi. Konuşalım biz ya. Peki, lafımızı unutmayalım. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Beyaz Şov kaldığı yerden devam edecek. Mustafa Sandal stüdyoyu ararken nelerle karşılaşmış hep beraber bir bakalım. Beyaz beni kapıda karşılayacaktı yok adam. Arkadaşım stüdyo, Beyaz Şov. Vay Mustafa abi ne haber ya? Yeni reklam çok güzel olmuş ha. Sağ ol kardeşim teşekkürler. Bir hareketlenme falan başlamış diyorlar ne o? Turkcell akıllı telefon hareketi başlattı. Ha o elindeki telefon ondan mı? Ondan. Ama ne modeller var bir görmen lazım. 339 liraya bile ha, var. Face'i falan var mı abi onun? Face mi? Face, Twitter, internet, sınırsız internet. Ne istersen var. Ne diyorsun ya? Ulan biz çekim yap çekim yap çektiklerimizi bile izleyemiyoruz ya. Senin yaptığın o çekimleri ben nereden izliyorum? Buradan. Turkcell TV'den. Goller cepte, Turkcell TV. Onlar da bir ay bedava biliyor musun? Vay abi sen hiçbir şeye para vermiyorsun evvelde ha? Boşuna mı dedik? Akıllım cebimde, neşem yerinde diye. Vay abi biz de neşelendirsene ya. Nasıl olsa bedavayı almışsın. Versene telefonu bana. Ya git kardeşim sen deli misin nesin ya? Benim telefonuma göz koyuyorsun. İşte maalesef ruhu yok ruhu. Abi ruhu yok. Beyazıt! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.